Sen şimdi şey yapacaksın değil mi? Fakirlik yok diyeceksin. Havalar sıcak, evlerde durulmuyor dedik, böyle Belgrad'a bir gelelim. Çocuklarla geldik, öyle takılıyoruz. Biraz şu an için sakin ama öğleden sonra daha çok şey oluyor, kalabalık oluyor. Bayram İstanbul'a neyle gideceğiz yani, bir de o var. Yani bütçemiz buna yetiyor, öyle. Eyvah. Eski bayramlardan değildir. Eski bir bayram yok. Ne diyelim işte, ailece biz geldik. Olmasa biz memlekete gideriz. Çocuklarım geldiği için ben artık memlekete gitmedim. Artık İstanbul'u tercih ettim yani. Birinci günü kurbanımızı kestik. İkinci günde işte ne bileyim misafir geldi, arkadaşlar geldi sağ olsun. Kimi telefonla, kimi işte eve ziyaretine geldiler. Üçüncü günde işte biz kendimizi Belgrad Ormanı'na attık. Yani 9 gün bizim tatilimizdir ki bunu gezmek zorundayız. Bunun tadını çıkartmak zorundayız. Antep işi, Antep işi, Antep işi. Pikniğe geldik. Torun, torba, çoluk, çocuk hepsi. Kalabalık. 3-4 kızım, efendim, oğlum, damatlar, 3 damat hepsi burada maşallah. Evet, çocukları bayram tatilini fırsat bilip onlarla vakit geçip eğlendirmeye geldik. Vallahi rahat geçiyor. İstanbul'un da kalabalığından böyle uzaklaşıp doğayla iç içe, stresten, sıkıntıdan uzaklaşıp güzel bir bayram tatili geçiriyoruz. Herkesin kaçacağını bildiğimizden dolayı İstanbul'da kalıp biraz daha böyle İstanbul'un keyfini İstanbullular olarak çıkartmaya çalıştık açıkçası. Sabah saatlerinde kahvaltı için geldik. Sessiz sporumuzu yaptık, yürüyüşümüzü yaptık. Öğleden sonra da mangal hazırlığımızı yapıyoruz. İnşallah yemeğimizi de burada akşam keyfini de çıkartarak devam ediyoruz. Çok mutluyuz. Ailecek geldik. Pikniğimizi yapıyoruz. Bütün aile burada. Evet. Babam hepimizi topladı başına. Kağıthane'den geliyoruz. Allah herkesin kestiği kurbanları kabul etsin. Nice bayramlara diyoruz inşallah.